Gülizar abla. Sen ne yapıyorsun sen? Şey Gökhan Beyciğim, kirlileri topluyorum da. Şey o. Ver onu bana. Çıkabilirsin. İki, üç. Hadi bismillah. Bismillah. Kızım. Oh. Gülizar! 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 Buyurun hanımım. Nerede benim siyah hırkam? Hani simli olan, bulamıyorum onu. Aa, ben onu şeye, katlayıp şeye koymuştum. Hemen vereyim hanıma. Ya inanamıyorum, ver şunu. Katlama şunları, kat izli oluyor. Bin kere söyledim, dolaba asılacak bunlar. Bir daha olmaz Sevinç Hanım. Söyle bakalım, bugün evde neler oldu, ha? Hanginiz yalvarıp yakardınız Gökhan'a? Ben bir şey demedim Sevinç Hanım. Ağzım açık kaldı, dilim tutuldu. Ne zaman gidiyor o yılan, ha? Eğer gitmezse başınıza neler geleceğini anladınız şimdi değil mi, ha? Babası iyileşir iyileşmez gidecek Sevinç Hanım. Bu deli yüzünden ne olur bizi sakın sokağa atmayın. Vallahi nerelere gideriz biz? Vallahi aklı varsa durmaz. Eğer durursa topunuzu birden göndeririz. Anladın mı? Elinden tutan olursa durmaz tabii. Ne dedin sen? Söyle. Şey diyecektim. Ben şey gördüm. Ne gördün Gülizar? Geveleme, söyle şunu. Gökhan Bey'in odasında kirleri topluyor mu ya? Hani ceplere de bakmayınca bize sinirleniyor. İşte orada siyah yeleğinin cebinde bir mektup gördüm. Ne mektup? Mektup işte. Üzerinde kim olduğu da yazıyordu. Kimeymiş? Zeynep'ime. Mektubun üzerinde Zeynep'e mi yazıyordu? Vallahi billahi Zeynep'e yazıyordu Sevinç Hanım. Gözlerimle gördüm. Sen nereye? İşine dön hemen. Söyle şimdi. Bu siyah yeleğin cebinde gördüğün emin misin mektubu? Kur'an Musaf çarpsın Sevinç Hanım. Gözlerimle gördüm. Üstünde Zeynep'ime yazıyordu. İyi tamam. İşine baksan. Bir şey bulur, öğrenirsen mutlaka benim haberim olsun. Tamam Sevinç Hanım. Levent oğlum, hayat memat meselesi. Benim bu parayı bugün bulmam lazım diyorum sana ya. Tamam abi, sakin. Elimden geleni yapacağım. Ya benden laf çıkar mı merak etme, kimse bilmeyecek. Tamam. Abi sana 10 numara bir haberim var. Selçuk. Bizim oğlan. Şükrü'ye gidiyorum, gelecek misin? Yok. Dayı,
Gitme. Ya işi sıkı tutmak lazım. Hadi gel gibi görünüp gelelim. İzmir'e gitmiş Şükrü Bey. Konuştum ben bugün. Öyle mi? Uçaktaydı demek ki. Aferin ama sana. E, aradın mı sen onu? Aradım da kapalıydı telefonu. Canım döner nasıl olsa. Hadi. Yok hemen dönmez o. E nereye gidiyorsun ki şimdi sen? Ne oluyor oğlum sana? Bir şey olmuyor dayı. Yapılacak bir şey varsa ben yapayım diye. Senetleri ayarlayacağım ben. Senin aklın ermez. İyi madem. Babacığım, başın mı ağrıyor senin? Tansiyon falan mı acaba? Bir ölçelim mi? Yok kızım, yok. İyiyim ben. Baba, senin niye canın sıkkın anlatsana. Ben bir şey kaybettim de. Ne kaybettin? Bey bir evrak vermişti. İnanamıyorum sana. Hala o adamı mı düşünüyorsun? Ya bu... Nasıl bir bağlılık, nasıl bir şey? Ben gerçekten artık anlayamıyorum. Zeynep, yapma kızım. Özür dilerim. Ben seni böyle görmeye hiç dayanamıyorum baba. Çok yoruldum. Hoş geldin. Pes bağını. Gerçekten pes. Kızım sen hala ne yapıyorsun pijamanla? Sıcak çikolata içiyorum. Depresyondayım diyorsun yani. Çok komiksin. Ne oldu? Yoksa aradın mı sen Gökhan'ı? Aramadım anne. Merak etme. Sakın ha. Arama. Mesaj falan yazmak da yok. Biraz ağırdan sat kendini. Bir yere gittiğim yok, oturuyorum işte burada. Banu, kaçan kovalanır kızım, biliyorsun. Bırak, geleceği varsa o gelsin senin ayağına. Evlilik lafı bu erkekleri her zaman korkutur. Dilimi eşek arısı soksaydı da söylemeseydim. Keşke. Annesi de ne aradı ne sordu. Yani insan bir özür diler, bir şey söyler. Yok. Biz bunlarla zaten yapamazdık. Her şeyde bir hayır var. Anneciğim senin toplantın yok muydu? Var. Üstümü değiştirip çıkıyorum. Sen de çıksana dışarı. Gez, alışveriş yap. Ne bileyim arkadaşlarınla falan buluş. Kalma böyle evde. Bilmiyorum. Yani çıkarım belki. Bakarım. Ama çiftliğe falan gideyim deme. Külahları değişiriz. Tamam anne. Banu. Tamam. Gülizar, buyur. Çağır şunu, hemen yanıma gelsin. Zeynep'i. Evet, Zeynep'i. Hadi. Kız Zeynep! Şşş, sessiz olsana, babam uyuyor. Sevinç Hanım seni çağırıyor. Ne yapacakmış Sevinç Hanım beni? Ne bileyim ben. Hadi yürü, hadi. Ya yok, muhatap olmam ben o kadınla şimdi. Babasıyla ilgileniyor dersin. Ya olur mu öyle şey? Belki geçmiş olsun diyecektir ha? Vallahi hiç öyle sinirli falan da değildi. Gayet kibar söyledi. Belki de özür dileyecektir. Ya Allah aşkına beni güldürme Gülizar Hanım. Kadın kimseden özür falan dilemez. Korkma kız, korkma. Baban uyurken hadi bir koş git gel. Bir korkacağım ben onu.